Şimdi belanı buldun Ertuğrul. Hem de öyle bir bela ki bütün soyunu bitirdin. Yeter! Yeter Albastı! Ben size Toruntay'la Ertuğrul'u canlı istiyorum demedim mi? Hülagühan'ın kudretini çok hafife aldın Ertuğrul. Alınca öldürüp kendini kurtaracağını sandın. Türlü düşmanlarımızla iş tuttun. Ama buraya kadar ben daha son sözümü demedim Arık Buka. Son sözünü bana diyeceksin. Ertuğrul asla konuşmayacaktır. Onu burada öldürelim. Yoksa başımıza bela olur. Ertuğrul'un yalnız olmadığını demiştin. Ölüm Ertuğrul için zafer demek. Ertuğrul'u buradan götüreceğiz. Alpleri peşimize düşmeden gidelim. Destur var mıdır abla? Gel sırma. Ne dersin abla? Bey Bolat Bey'in eşyalarını toplarım. Ona ait hiçbir şey istemem bu otağda. Sen zahmet etmeseydin abla. Ben hatunlara yaptırırdım. Kendini hal yordum malum. Dışarıyı kolaçan ettim de maşallah obaya hatun elde ettiği belli. Başka bir nizam gelmiş. Daha yapılacak çok iş vardır. Doğru dersin. Hele ki Haymana'nın işaret ettiği hayırlı mesele. Hayırlı mesele derken? Hangi husustan bahsedersin? Hangi husus olacak abla? Elbette ki evlilik meselesi. Başımızda bunca gaile varken bunlar düşünülecek işler değildir Sırma. Türlü bahanelerle böyle hayırlı meselelerin tehir edilmesi doğru değildir. Bir hain de olsa Bey Bolat Bey'in cesedi henüz bulunmamıştır. Bizim töremizde cenaze evine bayram sinisi girmez. Ahali arkamızdan ne der? Bize düşen nihayeti sabırla beklemektir. Hemen kestirip atma abla. Zira zannımca Haymana doğru der. Bence ağabeyimi bundan gayrı düşünmeyesin. İstikbale bakıp boyunu boylama, soyunu soylama vakti gelmiştir. Elbette hayırlı işlerin tehiri doğru değildir. Lakin bu hususta son sözü Ertuğrul Bey der. Orası muhakkak. Lakin belli ki Ertuğrul Bey'in töreli bir hatunla izdivacını isteyen Hayme Hatun, senin gibi kutlu bir hatunu otağında görmeydiler. Atlatılan badireleri, çekilen ızdırapları,
En çok o bilir. Yoksa ahval böyleyken bunca gayelerin üstüne neden böyle bir hayırlı iş kelam etsin ki? Sözün özü, bir an önce Ertuğrul Bey'le evlenmelisin abla. Zira ağabeyimin ettiği onca oyundan ötürü koçbaşlı otağımıza çalınan bu utanç lekesi ancak senin izdivacınla silinir. Hatunlara söyle, gelip alsınlar bunları. Haydi. Ne ettiler? Bunlar babamın. Bulacağız Zeynep, bulacağız. Babanı bulacağız. Alpler, Ertuğrul Bey'i arayın. Her yeri arayın, haydi. Ertuğrul Bey nerededir? Turgut kardeşim nerededir? Yaşıyor!
Gündoğdu Bey'im! Gündoğdu Bey'im! Turgut Yaşar! Turgut Yaşar! Turgut! Ay maşallah yiğidim. Aç hele gözlerini. Aç yiğidim, aç. Aç hele gözlerini. Hey maşallah, haydi. Haydi kardeşim, haydi. Turgut! Konuş. De hele. Kim yaptı bunu? Haruk Buka mı? Ertuğrul. Ertuğrul Bey'in nerededir? Turgut Bey, Turgut Bey, babam nerede? Babam sağ mı? Yaşar mı, bilir misin? Hadi, hadi kardeşim, bir gayret. İşkence edecekler. Kardeşime işkence edecekler konuşturmak için. Artık beye götüreceğim, sen iyi olacaksın. İyi olacaksın, yormuyorsun kendini kardeş. Kardeş yormuyorsun sen. Selcan kızım. Buyur anam. Bey otağında uğraş bitmez. Hele bir gel şöyle otur da bir soluklanasın. Soluklan dersin de ana. Şimdi yakında düğün telaşımız olacak. Hazırlıkları bir an evvel tamam etmek lazım gelir. Sirke küpünden sirke, bal küpünden bal çıkar derler. İlbilge Hatun Töreli Bey kızı olduğunu defaten gösterdi. Şimdi bize de buyurduğun gibi sözümüzü tutmak en makbulüdür anam. Doğru dersin kızım. Şimdiden gayrı bize düşen ulu bir düğün toyu kurup hısım akrabayı şen etmektir. Çok şükür ki cümle alem Kaya Obası'nın kılıcının ne denli keskin olduğunu gördü. Şimdi Ertuğrul Bey'imin düğün toyuna gelsinler de sofrasının da ne denli büyük, ne denli bereketli olduğunu görsünler. İnşallah, inşallah kızım. Ana, Gündoğdu Bey'imle Gündüz'üm pazara gittiler. Emmiyan bunca vakittir neden gelmediler dersin? İşleri bitmemiştir kızım. Gelirler. Lafa daldık. Ben Eyden iyi unuttum. Ocağa aş vurdumdu. Yanmadan gidip alayım ha. Hadi sen git aşına bak yanmasın. Hadi kızım.
Bildoğdu Bey'im. Kimdir bu Arık Buka? Arık Buka, Hülagü'nün Anadolu'daki en has casusudur. İmdiye kadar namını işittiğim en sinsi Moğol'udur. İmdi beni iyi dinleyin. Bildiği her şeyi öğrenmek için Ertuğrul'a her türlü işkenceyi edecektir. Benim beyim zinhar konuşmaz. Elbet konuşmaz Bams. Merak etmeyesin. Lakin tez kurtarmamız da icap eder. Hastanın içindeki saklı olan evrakları buldum. Şimdi sıra Ertuğrul Bey'i bulmaya geldi. Onu bulmadan da obaya dönmeyeceğiz. Cihan'ın neresine gidersen git. Hangi sıçan deliğine girersen gir. Seni bulacağım Beybolat. Bulup geberteceğim. Beyim, Turgut Bey'i götürmek için hazırız beyim. Melikşah, şimdi beni iyi dinle. Olan her şeyi onlara anlat. Gelsinler şehitlerimizi alsınlar. Ertuğrul Bey'in de sağ olduğunu ve muhakkak onu bulacağımızı bilsinler. Obadaki herkes Ertuğrul'u arayacak. Diğer obalara da haber salacaksınız. Her taraf didik didik aranacak, anlaşıldı mı? Abdurrahman'a da söyle, Umur obasına gitsin. Beybolad'ın yaşadığını bilsin İlbilgi Hatun. Bilsin ki ona göre tedbirini alsın. Emin olur Gündoğdu Bey'im. Haydi, bismillah, tez yola düşün. Hamsal başım. Hele müsaade edesin de Turgut Bey'imi tez götürelim. Haydi Bams. Haydi, haydi atlar, atlara. Tez, haydi. Yatırmayın. Sırtını duvara dayayın. Ayılana kadar öyle kalacak. Kızıl sucuğu.
Kızıl kan döktükten sonra adamın içini tazeler. Senin için Mars'ın tazelensin. Lakin bunca kanı döktükten sonra Kayobasına ateş düşecektir. Beylerini aldık, en mühim alplerini öldürdük. Ben buraya niye geldim ya Albastı? Ben düşmanı kanla selamlarım, onlar korku çığlıklarıyla karşılık verir. Hem düğümü kılıç çözer, dili kan açar. Ertuğrul çetin kilittir lakin, bilesin. Sen Ertuğrul'un topraklarında aklın başından uçtu da maziyi mi unuttun Albastı? Onun gibi nice zorlu adamları nasıl dile getirdiğimi bilmez misin? O dilin altında gizli sandık, keyikavuz, altınlar var. Berke Han'la yaptıkları gizli anlaşma var. Toprağa nasıl eşeceğini bilirsen, hazine senin olur. Karış karış eşeceğim onu. Karış karış. Sen eştikten sonra hazineni al, gerisini bana bırak. Ben intikamımı aldıktan sonra senin eştiğin yere gömeceğim. Uçtular mı bunlar beyim? Ayak izleri burada kesilir. Hülagü'nün en usta savaşçıları ve casusları Arık Buka'nın emrindedir. Belli ki onları takip ettiğimizi anladılar. İzlerini kaybettirdiler. Ne edeceğiz beyim? Nasıl bulacağız babamı? Bamsı, sen buraları iyi bellemişsindir. Anlat hele. Eyvallah beyim. Ahanda biz buradayız. Melikşah obaya haber ettiğinde alplar ormanın etrafını arayacağı. Bize de Sema direkt dağıyla Papaz Dağı'nı arayacağı. Beyim, ahan bize de bu vadi kalacağı. Bu vadi nereye çıkar? Beyim ikiye çatallaşıp Bizans hududuna varır. Diğeri de nehre varır beyim. İkiye ayrılıp arayacağız. Anlaşıldı. Vadinin her yerine bakacağız. Gündüz, sen Günkut'la beraber sağ taraftan gideceksin. Bamsı, sen de alplerle soldan benimle geleceksin. Eyvallah beyim. Arayışımız gece de devam edecek. Uyumak yok. Er ya da geç Ertuğrul Bey'i bulacağız. Anlaşıldı mı? Buyurun Seyit Bey. Meşalelerle arayacağız. Meşalelerin alevini görünce peşimize düşeceklerdir. İnşallah beyim. İnşallah öyle olur. Olur da onların canına okuyup kurtarırız beyimizi. İnşallah. Haydi. Haydi yiğitler. Ertuğrul ölse de gün doğdu kaldığı yerden devam edecektir. Başımıza bela kesilmeden evvel onun da icabına bakmak gerek. İçindeki kayı korkusu bakan gözlerinden, dökülen sözlerinden bellidir. Ben kime ne yapacağımı çoktan kafama kazıdım, merak etme. Öyle mi? Ne edeceksin bakalım? Çevirdikleri gizli işleri, Berke Han'la kurdukları irtibatı, Anadolu'da arkamızdan dönen tertibatları kökünden kazımak için gün doğduyu ele geçireceğiz.
Yalnızca kartalı yakalamak olmaz. Yuvadaki yavru kartallar büyüyüp kartal olmasın diye yuvayı da dağıtmak lazım. Kanadını açtı. Hülagihan seni gözden çıkarmış anlaşılan. Her gelen Moğol kılıcımdan geçtiği için seni de buraya yollanmış. En sevdiğim düşman pençemdeyken dahi cesur olandır. Zaten öyle hemen çözülenlerle benim işim olmaz. Senin bu cesaretini yavaş yavaş, canını yaka yaka kırmak bana zevk verecek Ertuğrul. Yine tasmanı tutturacak bir sahip buldun deme kalbastı. Şimdi yine yaralı kuyruğunu kaldırıp avla. Nasıl olsa kökünden keseceğim. Yeğenin Süleyman da elimdeyken tıpkı senin gibi konuşmuştu. Lakin aslan dişlerinin arasında kafasını parçaladığında acı acı inledi Ertuğrul. Hala hatırımdadır. Aklıma geldikçe yüreğim soğur. Ben seni çok çabuk tanıdım Ertuğrul. Lakin sen de beni tanısan iyi olur. Karanlığım çökünce bütün dağlar benim. Buradan ne kaçabilirsin, ne de seni kimse kurtarabilir. Bu yüzden direnmeden istediğimi ver. Beni tanıdığını söylersin. Lakin sana eksik malumat vermişler. Bütün dallar senin olsa da hiçbiri beni zapt edemez. Nihayet. Nihayet kanımı akıttın Ertuğrul. Şimdi seninle gerçekten düşman olduk. Kanını kurutana kadar da bitmeyecek. Arık Buka. Çiğneyelim şunu da aklı başına gelsin. Onca kan döktün. Hala bundan zevk almayı öğrenemedin Albastı. Ağır ağır eziyet çektiğini görmelisin düşmanının. Tadını sindire sindire almalısın ki dilinden alacağımız sözleri gibi kanı da damla damla tükensin. İşkence çatalını getirin.
uzaklardır ana. Arkalarında da birisi vardır. Hayırdır işin? Yaralı birini getirirler nene. Yaralı mı? Diş fıra çadırına götürersiniz. Tez. Haydi. 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 Kim yaptı bunu? Vuruşma çıktı Aymana. Çok şehidimiz vardır. Dumlu'la Mergen de şehit olmuştur. Ne dedi? Ertuğrul Bey nerededir? Sana derim Melikşah. Beyiniz nerededir? Ertuğrul Bey'im. Tutsak edildi. Kaçırıldı Aymanım. Baba. Gün doğdu Bey'le. Günüz altı Ertuğrul Bey'imi bulmak için peşinden gitti. Kaldır başın Melikşah. Baş eğecek vakit değildir. Baş alacak demdeyiz. Kim yaptı bunu? Bey Balat. Gebermemiş mi o soysuz? Yok Selcan Hatun. Moğollarla birlik olup pusu kurdu. Kayanın yiğit beyleri. Yiğit hatunları. Hele beni bir dinleyesiniz. Ağlanacak, sızlanacak vakit değildir. Biz her sıkıştığımızda beyimiz bize koşmuştur. Şimdi biz ona koşacağız. Obadaki alpler. Derhal beyinizi aramaya çıkacaksınız. Obada kalan hatunlar. Savaş nizamına geçip kargılarınızı, pusatlarınızı kuşanacaksınız. Eğer o soysuzlar obamıza tasallut edecek olurlarsa, elimize geçen her şeyle kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Haydi! Merhem dövesin İlçin Hatun. Yaranın üstünü kapatmamız lazımdır. Kanama durmamakta Artuk Bey. Kaynattığın bezlerle gene silesin. Kızgın demiri hazır edesin. Yarayı dağlayacağız.
Ahval nasıldır Artuk Bey? Turgut yaşayacak mı? Yaraya dağlayacağız Hayme Hatun. Epey derindir. Bunu yapan hain sırf acı çeksin diye bilerek kılıcı hassas yerine saplamıştır. Bey Bolat soysuz yapmış. Demir hazırdır beyim. Sen bize müsaade edersin Hayme Hatun. Tez getiresin İlçin Hatun. Hem de tedbirli olasın. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafi. Ya Şafi. Allah'ım. Ya Şafi. Yardım et ya Rabbi. Ya Şafi. Ya Şafi. Boynun ağrıdı mı Ertuğrul? Eğer ağrır da indirmek istersen ya da uykun gelir de başın düşerse çatal boğazına saplanır ölürsün. Hoş, böyle beklersen de acıyla kıvranacaksın. Şimdi ben sana ölümle acı arasında iki seçenek sunarım. Konuş, kurtul. Senin ölüm dediğin bizim için şehadettir. Korkutmaya çalıştığın her şey bize cesaret verir. İsterse canım parça parça sökürsün. Yüzümde zerre acı göremeyeceksin. Lakin beni dize getiremediğin için senin nasıl kudurduğunu göreceğim. Ne görklü sözler bunlar. Lakin duymak istediklerim de bana andam alıncaktan aldıklarını söyleyeceksin. Canını mı? Akbabalara yem ettim. Uzattıkça kendine eziyet edersin. Söyle, Berkihan'la ne iş çeviriyorsunuz? Sultan Keykavus bu işin neresinde? Gizli sandıkta ne var? Öğrenmek istersen düş peşine. Lakin senin akıbetinde peşine düşenler gibi olur. Hepsinin altında senin parmağın var. O parmaklarını tek tek kıracağım. Lakin bütün her şeyi tek başına yapamazsın. Arkanda büyük bir güç var senin. Bu güç kim? Doğru. Vardır. Rabbim. Yüreğim. Pusatım. Peki ya altınlar? Onları ne yaptın? Moğol devletinin hakkı olan altınları Berkihan'a peşkeş mi çektin yoksa? Altınları bilsem de sana değil, Arık Buka'ya söylerim. Sen de nasıl olsa altınları almak için onu öldürmeye çalışırsın. Tıpkı alınca öldürmeye çalıştığın gibi. Kulağımı tırmalayan bu kara sözlerde ne? Alıncağı yakaladığımda pusudan çıkıp ona ilk oku attığını söylemeyecek misin? Onu öldürmeye çalıştığını inkar mı edeceksin Albastı? Doğru söyler. Ben yaptım. Alıncak onun eline kalmasın diye yaptım. Sırlarımızı ifşa etmesin diye yaptım.
Benim yerimde kim olaydı, aynını yapardı. Alıncak imdi dirilse, o dahi beni takdir ederdi. Bilirsin. Zönblok, ümenlük, kuntkuntay, allı. Doğru ve gerçek söz, keskin bıçakla aynıdır. Anlama attığın ok, benim de yüreğime dedi. Saydın, o zaman suç işlemiş olurdun. Çeliği toz etmek ne kadar zor ise, senin dilini çözmek de o kadar zor olacak. Lakin bende kuvvet tükenmez. Sen ise kanın tükenene kadar elimde kıvranacaksın. Hoş gelmişsin Abdurrahman abi. Hayırdır? Hoş gördük Elbilge Hatun. Hayırdır? Mühim bir şey mi var? Elbilge Hatun. Münasipse otağda görüşmek isterim. Buyur gel. Buyurasın, seni dinlerim. Bilge Hatun. Ertuğrul Bey'imiz ve alplerimiz tuzağa düşmüştür. Tuzak mı? Ahval nedir? Alplerimizin çoğu şehit düştü. Ertuğrul Bey'imi de tutsak edip götürmüşler. Kim yapar bunu? Albastı. Yaralı halde uçurumdan düşüp nasıl sağ çıkar? Bolca asuslar onu kurtarmış. Dahası Ertuğrul Bey'ime pusu atmışlar. Ertuğrul Bey'im imdi ellerindedir. Sen ne dersin Abdurrahman Alp? Utancımızı daha da katlar. Er geç bunun bedelini ödeyecek. Gündoğdu Bey ve Alpler ararlar. Er geç izlerini bulacaklar. Bir müddet obanızda kalacağız. Sonrasında Ertuğrul Bey'imizi bulmak için aramalara katılacağız. İmdilik obadan kimsenin haber olmasa iyi olur. Ben de tedbirleri arttırayım. Gözcülerimiz haber uçurdu. Ormanda arama yapan kayları görmüşler. Abi, gün doğdu. Ayağıma gelen avı peşinde koştuğum avdan daha çok severim. Bulundukları yere gidip kuşatalım mı?
Lüzumu yok. Kapanı buraya kuracağız. Pusuya da burada yatarız. Gün doğdu geldikten sonra da başından tutup kıstırırız. Siz leş sırtlanlara gibi içinizde sinip bekleyin. Ne ben ne de ağabeyim size yem olmayacağız. Zorlama kendini Ertuğrul. Çatal gırtlağa girerse ölürsün. Üzülürüm sonra. Sen bana daha lazımsın. Biz istemedikçe bizi kimse bulamaz. Bu sebeple Gündoğdu'yu üzerimize çekmek için iz bırakın. Öyle bir yere bırakın ki kızıl şafak attıktan sonra burada olsunlar. Nasıl bir iz bırakacaklar? Tanıdık bir iz olmalı. Abin senden bir parça bulunca kim bilir nasıl telaşlanacak. Ölünü ya da dirini bulabilmek için aklını yitirmiş gibi buraya. Şimdi avım ayağıma gelene kadar biraz uyuma vakti. Destur var mıdır abla? Buyur Sırma. Neler olur abla? Her tarafta tedbir aldırırsın. Olağan tedbirler Sırma. Sen tasa etmeyesin. Abdurrahman ve Kaya Alplerinin gelmesi olağan değildir abla. Ahval nedir? Müsaadenle ben de bilmek isterim. Ertuğrul Bey. Ne olmuş Ertuğrul Bey'e? Kötü bir şey mi olmuştur? Ertuğrul Bey'i tutsak etmişler. Tüm uç beyliği teyakkuza geçti. Tedbirler bu sebeptendir. Kim cüret eder böyle bir işe? Ertuğrul Bey'i kim tutsak edebilir? Moğollar. Moğollar mı? Siz bunu nereden bilirsiniz? Abdurrahman Alp söyledi Sırma. Şimdi ne edeceğiz? Ne edilecekse ben ederim. Sen obadaki işleri boşlama yeter. Emir ne olur abla?
Yanlış işlerin peşinde gittin Ertuğrul. Eğer doğru tarafta olaydın, Moğollar buralara bulaşmazdı. Sen de bu hallere düşmezdin. Ben doğruluğumun bedelini gerekirse canımla öderim Albastı. Seni olduğun istikamete sokanlar devleti uçuruma götürürler. Hem de senin gibi hainlere sürükleterek. Ben atamdan evvel devleti tanıdım Ertuğrul. Bu devlet uğruna vuruşmadığım, çarpışmadığım, kanımı dökmediğim bir yer kalmadı. Selameti için Moğollara bile katlanan ben mi onu uçuruma sürükleyeceğim? Bu devlet kendi ahalisine kılıç doğrultacak hainler yetiştirmemiştir. Senin devlet sandıkların ağacı içinden kemiren kurtlardır. Biz bu ağaç devrilmesin diye sırtımızı verdik. Kemiklerimiz çatırdadı bu yükün altında. Moğolların çizmesi altında ezilmesin diye her şeye katlandık. Asıl senin o devlet sandıkların bizi bu yolda yalnız bıraktılar Ertuğrul. Kurt sürüsüne çakallar kılavuzluk edemez Albastı. Gaflet ve ihanet istikametinde gittiğiniz için yalnız kaldınız. Şimdi de sırtlanlarla kaynaştınız. Lakin iyi belleyesiniz ki bu kanlı meydanda pusta alınca göreceğiniz tek şey pençelerimiz olacak. Siz kimsiniz Ertuğrul? Kimdir senin arkandaki güç? Akrep. Akrep yaklaşır. Nereden anladın akrebin yaklaştığını? Güçlü olmak yalnız sertlik değil, hassaslık da gerektirir. Uykudayken dahi bir akrebin yaklaştığını hissedecek kadar. Kök Tengri yarattığı en ölümcül varlıkların içine dahi bir fayda koymuştur. Bu akrebin de bize faydası olacak.
Adamlarımız kanlı parçayı bıraktılar. İyi, Kızıl Şafak'tan sonra kan şöleni bizi bekler. Bu akrebi alın. Zehrini çıkarın. Gün doğdu geldiği vakit işime yarayacak. Ağabeyinle kavuşmaya az kaldı Ertuğrul. Senin de kan kardeşin alıncakla buluşmana az kaldı. Kızıl Şafak'tan sonra kan kopacağı malum. Kimin bu olacağını pusatlar gösterecek. Doğru, lakin sen göremeyeceksin. Sen bunu alıp Şafak'ta yola çıkacaksın. Hususi mağarama götürüp beni orada bekleyeceksin. Ne olur ne olmaz. Vuruşmada burada olmasın. Ben de Gündoğdu'yu kapana kıstırıp getireceğim. Hala dilin çözülmeyecek mi Ertuğrul? Konuş ki ağabeyin de senin gibi işkence görmesin. Benim dilimi çözecek kudret daha dolmadı. Beni yıldıracak işkence de henüz akledilmedi. Şimdi böyle dayanırsın. Bakalım uyku bastırınca ne yapacaksın? Karanlıkta debelenip dururuz. Teslim olmak bize yaraşmaz bilirim. Bilirim beyim lakin... Lakin... Zifiri karanlıktan sonra muhakkak şafak sökecek. Öyle değil mi kardeşim? Bize umudumuzu kırmak yakışmaz. Kırmayacağız. Eyvallah beyim. Eyvallah. Kırmayacağım. Kırmayacağım beyim. Gelenler var beyim. Gündoğdu beyim. Gündoğdu beyim. Gündüz beyim bir iz buldu. Oy. İyi. İyi. Tez varalım o vakit. Beyim. İnşallah. İnşallah dediğin gibi şafak sökecek. İnşallah. Haydi. Haydi. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وشفاء والذين لا يؤمنون
yu'minune fi adanihim vakrun ve huve aleyhim amen. Ulaike yunadevne min mekanim. Sadakallahü'l-Azim. Hoş geldin Turgut. Burası neresidir? Ben neredeyim hocam? Ne ötedesin, ne de beride. Ne dündesin, ne de yarından. Dem bu demdir Turgut. Siz... ne diye gül dikersiniz? Bize şehitler var dediler. Biz de onların yollarına gül dikeriz. Şehit mi oldum hocam? Şehit, şahit demektir. Neye şahit olduğunu bilmiyorsan henüz vakit gelmemiş demektir. Şahit olduğun dem hiç kimseye soracak bir sualin olmaz. Yani sual makamından Rabbinin nimetleriyle nimetlenme makamına çıkarsın.
Vakti gelmeden tomurcuklar gül açmaz Turgut. O ne demektir hocam? Senin kökünün daha sulanıp göğermesi gerek. Zira gül dost eline hoşluk verdiği kadar ona tasallut eden yad ellere de dikenini gösterir. Sen ki gönlü yaralı yetim bir çocuktun. Allah yüreğini kavi kılıp kendi davasının eli yaptı. Bu dava yolunda Alpidin bey oldun. Hepsinden ziyade er meydanında zalime kılıç çalan bir gazi oldun. Daha gidilecek sefer yolları, indirilecek zalim başları var. Allah'ın davasına bunca yad eller uzanırken senin dikenlerinle onları parçalaman gerek. Er meydanında nice zalime pusat çaldım. Lakin bu defa çok yaman bir yara aldım hocam. Ne bitkiler, ne de ilaçlar fayda eder. İlaçlar, bitkiler sebeptir Turgut. Eğer Allah dilemezse hiçbir şey olmaz. Hazreti İbrahim ateşlere atıldı. O ateş ki çeliği bile eritirdi. Lakin Allah dilemediği için ateş Hazreti İbrahim'i yakmadı. O bıçak ki bir ağacın gövdesini bölerdi. Lakin Allah izin vermediği için o bıçak Hazreti İsmail'i kesemedi. Şimdi Allah dilemedikçe o yara da senin canını alamaz. Hele gel Turgut. Ola ki bir su içesin, köklerin yenilensin. Su rahmettir, berekettir, hem temizleyir hem temizleyicidir. Canlara şifadır. Ya Hay Celle Celalu. Hay ismi şerifi her şeye hayat veren demektir. Hay ismi şerifiyle iç Turgut. Hay ismi şerifiyle içesin. Günü geceyle örtüp yıldızları bir kandil gibi göğe seren sensin. Sınırsız kudretinle ol deyince olduran sensin. Her zorluğa bir kolaylık, her derde bir deva veren sensin. Sen mülkün sahibisin. Hazreti Eyyub aleyhisselamın vücudunu saran yaraların şifa bulacağından en yakınları bile ümit kesmişti. Lakin Hazreti Eyyub aleyhisselam sana el uzatmaktan ümit kesmedi. Ona şifa ihsan eden sensin. Senin davan için canından geçen bu yiğide Şafi ismi şerifinle şifa ihsan eyle.
Sen ki bana dua edin, duanıza icabet edeyim buyuransın. Kutlu Habibin, Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine, dualarımıza lütfen ve keremen icabet eyle. İcabet eyle ya Rabbi, icabet eyle. Amin. Hayırdır yeğenim? Ne buldun? Beyim. Bu babamın kaftanının parçası. Doğru dersin. Bizim dokumalardan bu. Lakin bizi başka bir tarafa yönlendirmek için bilerek bunu tuzak olarak koymuş olabilirler. Beyim, bunun izleri sonuna kadar takip etmeden anlayamayız beyim. Takip edeceğiz elbet. Takip edeceğiz. Zalimler karşısında baş eğdirme. Sen murad etmedikçe can bedenden çıkmaz. Senin yolunda ölümden zerre pervam yoktur. Bana şehitlerimizin intikamını almayı, kardeşlerimin kanlarının hesabını sormayı nasip et. Destur var mıdır Bilgi Hatun? Buyurasın Abdurrahman Alp. Atlar hazır mıdır? Hazırdır Bilgi Hatun. Birazdan aramaya çıkacağız. İyi. Ben de sizinle geleceğim. Bilgi Hatun, obanın emniyeti için sizin obada kalmanız daha doğru olur. Hem Albastı gelirse siz de yoksunuz, biz de yokuz. Buralar karışabilir. Albastı Ertuğrul Bey'i zapt ettiyse obaya gelmeyecektir. Burada böyle beklemenin manası yoktur. Gayrı benim de taşın altına elimi koymam icap eder. Gündoğdu Bey'imiz Alp Bey'le her yeri ararlar. Ahval böyleyken sizin oraya gelmeniz tehlikeli olabilir.
Varsın ne olacaksa olsun Abdurrahman Alp. Gayrı bıçak kemiğe dayanmıştır. Ertuğrul Bey'in bizim için ettiklerinden sonra gerekirse canımı vermeye hazırım. Eyvallah İbilge Hatun. Madem öyle derseniz o vakit tez yola düşelim. Gel Sırma. Abla. Alpler toplanmış atlarını hazır ederler. Nereye böyle? Ertuğrul Bey'i aramaya giderler. Ben de onlarla gideceğim. Git abla. Ertuğrul Bey'i bulmadan da dönme. Ben obada kuş uçurtmam. Gözün arkada kalmasın. Hadi selametle. Selametle abla. Selametle. Yolda temkinli ol. Ertuğrul'u dört koldan aramaktadırlar şimdi. Geldiğimde sağ bulamazsam... sağ kalamazsın Albastı. Sen merak etme. Uçan kuş dahi göremez onu. Hele sen Günnoğdu'yu al getir önce. Haydi. Hocam. Ne edersin burada tek başına böyle melul melul Osman? Canım sıkkındır. Şu kuyunun dibi gibi içim kapkara kesilmiştir hocam. İçimin sıkıntısını dağıtmaya çalışırım. De hele bakalım seni bu hale getiren sebep nedir? Babam tuzak edilmiştir hocam. Düşmanın elindedir şimdi. Bir haber daha yok. Baban tutsak olabilir. Haber gelmeyebilir. Hatta bir daha baban bu obaya hiç gelmeyebilir. Hocam öyle dersiniz de eğer babama bir şey olursa biz ne yaparız? Beyimiz başımız uyuyorken biz ne ederiz? Baban bu kutlu yola çıkarken babasına mı itimat etmişti Osman? Deden babasına mı itimat etmişti? Allah davası yolunda yürüyen ancak Allah'a itimat eder. Ve ne olursa olsun yılgınlık göstermez.
Hocam, Turgut Bey ağır yaralıdır. Onca alpimiz de şehit düşmüştür. Ne edeceğimi bilemedim. O vakit ne edeceğini ben sana anlatayım Osman. İslam davasının tebliğinin ilk günleriydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Kubeys Dağı'nda kendi kabilesini toplamıştı. Ailesinden, akrabasından herkes oradaydı. Ve Efendimiz etrafındakilere o ehemmiyetli soruyu sordu. Allah'ın davası yolunda kim benim yardımcım olacak? Kim bu ağır yükün altına benimle birlikte girecek? Risalet davasına kim omuz verecek dedi. Lakin ses çıkmadı. Amcalar, halalar, yeğenler, akrabalar, hısımlar hepsi sessizdi. Efendimiz oradakilerin yüzünü süzerek sualini tekrar etti. Allah'a varan yolda kim benim yardımcım olacak? Yine ses çıkmadı. Hazreti Peygamber'in sesi, çağrısı havada kalmak üzereydi. O anda elindeki su kırbasıyla su taşıyan 13 yaşındaki bir çocuk etrafına bakınmadan, kim var diye süzmeden elindeki kırbayı bir tarafa bırakıp ben varım ya Resulallah dedi. Ben sana yardımcı olurum. Bu anda Ebu Leheb, ey Muhammed, bahsettiğin davada bu çocuk sana yeter. Bizimle fazla uğraşma diyerek Efendimizin sözlerini hafife aldı. Lakin bilmediği bir şey vardı. O çocuk Risalet davasında Peygamberimizin en büyük yarenlerinden olacaktı. O çocuk ileride Allah'ın arslanı, Hak davasının eğilmez bükülmez pusatı, Zülfikar'ın sahibi Hazreti Ali olacaktı. Büyük davalar adanmış, inanmış yiğitlerle yürür. Bak daha yeni şehitlerimizi defnedip geldik. Her biri inanmış yiğitlerdi. Allah'ın davası kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyen ve göğsünü zulme karşı siper eden serdengeçlilerle yürür. Beyimiz, yiğitlerimiz yanımızdayken biz Allah'a güveniriz, Allah bize yeter deriz ya. Allah bu iddiamızı ispat için beyimizin olmadığı, yiğitlerimizin yaralı olduğu bu vakitte bize bakar ki sözümüz doğru mu? Biz Allah'a mı tevekkül ederiz yoksa insanlara mı? Şimdi bu vakit bunu ispat etme vaktidir. Allah'ın davası bu çağda da etrafına bakınmadan ben varım ya Resulallah diyecek Ali'leri bekler. Şimdi üzülme, çözülme vakti değildir. Şimdi Hak davası mağlup olmasın ve zalimler ona galebe çalmasın diye ileri atılıp ben varım ya Resulallah deme vaktidir. Destur var mıdır sırma hatun? Buyurasın. Beni emretmişsin sırma hatun. Bu ne hal Atay Bey? Ne varmış halimde?
Biz seni aslan sanırdık. Sen tavşan gibi ürkek çıktın. Bu tedirginlik Umur Bey'ine yakışır mı hiç? Ürkeklik değil, tedbirdir Sırma Hatun. Malum, ahval tekin değildir. Ahvalin tekin olmadığını ben de bilirim. Lakin böyle anlarda düşmanların naraları değil, dostların sessizliği duyulur. Sessiz kalsam kolum sağlam olurdu. Çıtırtısı size kadar ulaşmış olmalı ki beni emrettiniz. Lakin benim kolum değil, Bey Bolat Bey'imizi yitirmekten ötürü yüreğim kırıktır. İmdi deyin, meramınız nedir? Tek kelamla kolunu iyi edemem lakin yüreğini kavi kılabilirim. De hele, seni dinlerim. O vakit aç kulaklarını. Umur Bey, Bey Bolat Bey hayattadır. Hem de Moğol dostlarımızla birlikte Ertuğrul denen o adamı kafeslemiştir. İmdi gün bizim günümüzdür. Vakit tedirgin olma vakti değil. Bir yiğit gibi meydana çıkma vaktidir. Bakalım Bey Bolat Bey kimler sadık, kimler değil. Yanımızda olacak beyleri tertip et. Öyle bir oyun kuracağız ki kazdıkları mezara sığmayacağımızı görecekler. İç hadi. Yolun uzun. Kim dedi sana su ver diye? Buna yeme içme yasak. Tez yıkıl. Hadi. Azıklarımı getirin bana. Hep avucumun içine düşeceğin günü bekledim Ertuğrul. Şimdi kendimi sana eziyet etme zevkinden mahrum bırakmayacağım elbette. Sahibine avını getiren uyuz tazı gibisin Albastı. Ya da atılan kemiği kovalayan kuduz bir it. Sahibinin gölgesi olmazsa değil böyle karşımda oturmak. Yine uçurumdan aşağı atardın kendini. Seninle şartlarımız denkti Ertuğrul. Senin de alplerin yanındaydı. Lakin ne oldu? Gözünün önünde hepsini biçtik. Turgut'un böğrüne kılıcımı nasıl daldırdığımı kendi gözlerinle gördüm. Gözlerime iyi bak Albastı.
canını alacak intikamı ey gör. Benim pusatım kalleş bedenini deşerken son gördüğün gözler bunlar olacak. Turgut kardeşin seni bekler Ertuğrul. Onun intikamını alamayacaksın. Lakin merak etme. Tez vakitte hasret gidereceksiniz. Yolumuz daha uzun Albastı. Şimdiden zafer sarhoşu olmayasın. Ne edeceksin? Son kez baktın mı can kardeşinin gözlerine? Ölüm korkusunu, Albastı'nın dehşetini gördün mü gözlerinde? Merak etme. Senin de sonun öyle olacak. Gözlerim! Gözlerim! Ders su getirin, haydi! Uğursuz gözlerini oymadan can teslim etmeyeceğim. Sana intikamsız ölüm tattırmayacağım. Ölümün beter olacak Ertuğrul. Hem de öyle bir ölüm ki şeytanı bile korkutacak. Neredesin benim? Neredesin benim? Seni beyim. Beyim bulacak seni. Bulacak. Bırak beni tuğum benden ya. Bırak beni tuğum. Bırak beni tuğum. Bırak beni tuğum. Nasıl beyim? Oy. Oy. Gün doğdu beyim. Gün doğdu beyim. Gün doğdu beyim. Ayak izleri vardır burada. Bu izler taze bamsı. Bu taraftan haydi Alpler. Haydi! Haydi Alpler! Turgut, şükür ya Rabbi. Hele şükür kendine geldin. Bu nasıl bir mucizedir ya Rabbi? Allah'ın hikmetine sual olunmaz. İyiyim. İyiyim nasıldır? Gündoğdu Bey'le babamsa her yerde onu ararlar. Her yerde geç bulacaklardır. Sen şimdi istirahat edesin. Onu koruyamadım.
Şimdi bunları düşünüp kendini yormayasın Turgut. Senin bir an evvel iyileşmen gerektir. Beyimi sağ salim görmeden ben cana gelemem. Son bir defa. İnşallah göreceksin Turgut. İnşallah. Senin bir kurnazlık edeceğin belliydi. Kurtulmak için bir şansın vardı. İmdi onu da kaybettin Ertuğrul. Seni atıma bağlayıp yayan götüreceğim. Ölmek için erken, ağabeyin Gündoğdu'yla birlikte öleceksiniz. Yaralayıp indirin tez. Haydi! İçin ölüm erken. Lakin senin için tam vaktidir Albastı. Şüphelendiğimde seni öldürmeliydim İlbilge. Yılanın başı büyüdü. Zehrini bize akıttı. İleride bir mağara vardır. İzler mağaraya doğru gider lakin orada kimsecikler yok edir. Mağaraya bakalım beyim. Bakacağız yeğenim, bakacağız. Lakin tedbirli olmalıyız. Tuzak kurmuş olabilirler. Eyvallah. Gökut, alplar mağarayı iki koldan sarsınlar. Haydi, bize rehberlik. Eyvallah beyim.
Gayrı kaçacak yerin kalmadı Albastı. Ne atlayacağın uçurum, ne sürükleneceğin ırmak, ne de seni kurtaracak sahibin kaldı. Pusatımın gücünü unuttun Ertuğrul. Madem ki bu meydanda ikimizden biri söylecek, kime nasip olacağına bırak pusatlarımız karar versin. Şey soyumuz için değil Bilge. Soyumuzun son eri bendim. Beylik soyumuz kuruyacak. Yok olduk İl Bilge. Yok ettiler bizi. Beylik erlikle değil, yürekle olur. Sende de o yoktur. Gayrı kanın soyumuzun şerefini kurtaracaktır. Tasman kırıldı. Sıra sahiplerine de gelecek. Senin gibilerin kanı tükenmeden bu cenk durmayacak. İhanetin damarları kuruyana dek pusatım kınına girmeyecek. Açtığım yaralar yeğenim Süleyman ve bugüne dek sebep olduğun mazlumlar içindi. Nasıldır Abdurrahman? Beyim, Dumrul, Mergen ve oradaki bütün alpler şehit düştü. Turgut Bey ise ağır yaralıdır. İmdoba'dadır. Vaktinde yetiştiniz Bilge Hatun. Şimdi cesedi alıp babaya götüresiniz. Ahaliye, ailenin ortadan kalktığını söylersin. Usulünce defnedersiniz. Gayrı irade sendedir. Sen ne edeceksin? Gündoğdu ağabeyimi tuzağa çektiler. Başına bir hal gelmeden oraya yetişmem gerek. Haydi alpler, atlara.
Söyle yiğidim. Hele diyesin anana. Beyim denmiş midir ona? Dönecek inşallah. Dönecek oğul. Ocak oldu. Dalımız yoktu. Budak oldu. Sevenimiz yoktu. Yaren oldu. Anam yoktu. Anam oldu. Hakkı ödenmez anam. Ödenmez. Kurban olurum. Hak ne kelamdır oğul. Bir ananın evlatlarına yapması icabidini ettim ben. Asıl sizin hakkınız ödenir mi? Gece demediniz, gündüz demediniz, kar boran demediniz. Obamızın, sancağımızın namusu için kelle kucakta cenk eder durursunuz. İndi Allah'ın izniyle yeni cenkler için bir an evvel sağlığına kavuşasın. Beyimi sağ salim görmeden bedenim saat bulur. Lakin kendim saat bulmaz ana. O yara kapanmaz. Kapanmaz. Bu ananın yüreğini ferahlatmak istersen bir an evvel dirayetli olup ayağa dikilesin oğul. Muhakkak içeriye girdiler o halde. Her yerde de at izleri vardır mağaraya doğru. Ya geç kaldıysak? Dur hele yeğenim, dur. Bamsı, siz gündüz de burada bekleyin. Günkut, sen benimle iki alp al, içeriye geleceksin.
Haydi. Haydi. Alplar, siz de tedbir alasınız Haydi. Nedir beyim? Ruhlara kurban kutu için hazırlık yapmışlar. Are you Armoves? Ummu Sayhan, Tavtay Marina. Arık Buka. Adımı iyi bellemişsin Gündoğdu. Ertuğrul nerede? Albastının emin ellerinde, için rahat olsun. İmdi sıra sende. Ertuğrul'la senin bana anlatacak çok şeyiniz var. Bilirim. İstediğimi alacağım. Evvela ben senin kelleni almaz isem. Akrebi alevden kurtaran kendi zehridir. Sonu ecel bile olsa. Zehir bu. Dışarı. Günkut dışarı. Mozeri Balta. Hem Mozeri. Çık. Oy. 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 Atlar. Oy. Atlar. Ne oldu? Ne oldu? Gülkut, Gündoğdu Bey'im. Gündoğdu Bey'im namus. Gündoğdu Bey'im, ne olmuştur beyim, iyi misin? Tuzak, tuzak kurdu. Atlar beyimizi koruyun! Ah!
sal ardıç ağacı. Ölümden önce gelen uyku. Hoş geldin. Sonra yenmiş sayılmazsın Ertuğrul. Püskürttü. Ama iyiyiz. İyiyiz. İyiyiz şükür. Yine de tez obaya varmamız icap eder abi. Tesirini sonradan gösteriyor olabilir. Soysuz kaçmış beyim. Çok şükür eline kalmadı koy soysuzun. İzini takip edin Abdurrahman. Tedbirli olun. Emir olur beyim. Alpler. Ertuğrul, sırrımızı bilir. Ne olursa olsun kaçmasına müsaade etme. Başımıza daha büyük belalar açabilir. Bilmedikleri bildiklerinden çoktur ağabey. Öğrenmek için de her şeyi yapacaktır.
Biz de ona sadece istediğimizi öğrenmesi için gerekeni yapacağız. Eyvallah. Tez obaya varalım. Turgut kardeşimi de görmem gerek. Haydi, haydi. Atay Bey az evvel meseleden bahsetti. Sevincimizi asla tarif edemeyiz. Şimdi bizden ne dilersin? De hele Sırma Hatun. İlbilgi Hatun hayal dünyasında yaşar. Umurlar kayıların peşine takılıp gidecek bir oba değildir. Elhak doğrudur. Biz beylik töresi güderiz. Eğer boynumuza vurulan urganla her yana çekilecek olsaydık... alametimiz koç değil, koyun olurdu. O vakit koç gibi inatçı olma vaktidir. Ağabeyim gelene dek bu obada İlbilgi Hatun'a beylik yaptırmayacağız. Bey Bolat Bey çok yakında gelip postuna oturup... kayılarla işbirliği edenlerin hükmünü kesecektir. Hadise herkese ibret olsun. Töremize karşı gelen, hainlik eden, düşmanlarımızla bir olup heveslerinin peşinde koşan öz ağabeyim dahi olsa başımızda oturmaya değil, ayaklarımızın dibine serilmeye layıktır. Bu hainle birlikte diğer Türk obalarına karşı olan utancımızı da toprağa gömeceğiz. Şimdi herkes kulağını dört açıp beni iyi dinlesin. Her kim bu obada törenin dışına, Umuroğlu hükümlerinin dışına çıkmaya yeltenirse, şunu iyi bilsin ki kara pusatım soluklarını kesecek. Şimdi cenazeyi kaldırın, çadıra götürün. Haydi! Thank you.
Allah! Şükürler olsun. Oğullarım sağ salim döndü. Allah'ım sana şükürler olsun. Yiğit babam. Maşallah yiğitlerime. Gelin bakalım. Maşallah. Hey, hoş geldin. Size muştular getirdim. De hele oğul, ne muştusu? Evvela bir Turgut'u göreyim ana. Sonra her şeyi anlatacağım. Hatunları, nicedir içimize saplanmış olan kör hançer nihayet kırılmıştır. Bey Bolat diye bildiğimiz albastı soysuzu ettiklerinin bedelini canıyla ödemiştir. Harika. 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 Şehitlerimizin ve mazlumun kanı yerde kalmamıştır. Bundan gayrı tüm düşmanlara göstereceğimiz tek bir karşılık vardır. Dişe diş, kara kan, intikam!